İyi akşamlar değerli TV'den izleyicileri. Bir Esnafın Kültürü programıyla da sizlerle birlikteyiz. Bu akşam konuğum İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası Başkanı İhsan Bey. Başkanım hoş geldiniz. Hoş İhsan Esen bulduk. Bey. Evet Bey, teşekkür Nasılsınız ederim. başkanım, iyisiniz? Teşekkür ederim, Ben çok sağ programın olun. başında sizlerden özür dilemek istiyorum. Biraz geciktik. Teknik sıkıntı da yaşadık. Ben başkanıma ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendisi rahatsız olduğunu, bugün programa katılmak istemediğini söyledi. Ama sonrasında dedi ki ya madem ki duyurduk biz bu programda olalım. Çünkü biz bu akşam Esnafın Kürsüsü'nü şu nedenle İhsan Başkanımla özellikle yapmak istedik. Bu hafta sonu İzmir'de bir festival var. Past Art Festivali. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Lokantacılar Federasyonu Başkanı Sayın Aykut Yenice ile de bu konuyu konuşmuştuk. Festivale 2 gün kala biz bu akşam da Sayın İhsan Esen Başkanımla Past Art'ı konuşacağız. Ama ben öncelikle İhsan Başkanım, İhsan Esen kimdir? İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası nasıl bir odadır? Yapısı nedir? Statüsü nedir? Üye sayısı nedir? Bunlardan bahsederek hem kendinizi hem odanızı Tabii ki. tanıtarak başlamanızı istiyorum. Öncelikle teşekkür ederim Estağfurullah. böyle bir imkanı sunduğunuz için. Ayrıca memnun ve mutlu oldum. İhsan Esen 1973 İzmir doğumludur. Aslen Orduluyum. 1988 yılından beri aktif olarak pastacılık mesleğimi icra etmekteyim. Son seçimlerde 18 ay önce İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası'nın başkanlığına adaylığımızı koyduk arkadaşlarımızla birlikte. Allah nasip etti, kazandık. Şu anda da İzmir Şekerciler ve Pastacılar Esnaf Odası'nın başkanlığını icra etmekteyim. Yani göreve geldiğimiz günden beri güzel şeyler yapmaya çalıştık. Yaklaşık 1216 aktif iş yeri sayımız var. 1000'in üzerinde üyeye sahibiz. Tabii bizim odamızın sadece yani pastacılar, şekerciler odası ama yufkacılarımız da var, tatlıcılarımız da var, wafflecılarımız da var, unlu mamulcilerimiz de var, dondurmacılarımız var. Yani bayağı bir karma İş yapıya, kolu olarak geniş tabii aslında. geniş geniş. Yani şekerli olan her şey hemen hemen bize dahil edilmekte. Biz bunların inşallah sorunlarıyla, sıkıntılarıyla her daim çözmek için onlarla mücadele ediyoruz. Sizin odanız İzmir'in Tabii. metropolündeki İzmir üyelerden geneli. oluşuyor. İzmir İzmir geneli. geneli. Yani Selçuk'tan da var üyeniz, Dikili'den de var Daha ama. önceden oluyordu. Şimdi tabii oradaki üyelerimizin yani İzmir'e gelip gitmesi biraz mesafeli olduğu için oradaki üyelerimiz Oradaki daha esnaf çok odasına karma odalara üyeler. giriyorlar. Öyle tercih ediyorlar ama isterlerse, tercih ederlerse yine bize kayıt yaptırabiliyorlar. Anladım. Peki şimdi ben programın açılışında da bahsettim. Bu hafta sonu bir heyecan yaşanacak. Siz Evet. de heyecanlısınız, yorgunsunuz, tatlı bir telaş içindesiniz. Cuma günü başlayacak olan Past Art nedir? Yani Evet. orada neler olacak? Evet. O festivalde İzmirlileri, Aydınları, Egelileri, Ne bekliyor? ülkemizdeki pastacıları ne bekliyor? Ne bekliyor? Çok güzel. Tabii ki bunu cevaplamadan önce İzmir'in aslında genel yapısına bakmamız lazım. Biz her zaman söylüyoruz. Biz İzmir'de doğduk, İzmir'de büyüdük. İzmir'imizi ve İzmirlileri çok seviyoruz, değer veriyoruz. İzmir geçmişinde yani bundan çok daha öncesinden 1940'lı yıllara dayanan bir pastanecilik kültürü vardır aslında İzmir'de. 40'lı 50'li yıllarda her zaman söylediğimiz Reyhan Pastanemiz, Sevinç Pastanemiz, Lozan Pastanemiz, Şortan Pastanemiz. İşte öbür tarafta Sarmaşık Pastanemiz vardı. Onun yerini daha sonra başka bir isim olarak aldı. Evin Pastanemiz, 06 Pastanemiz. Birçok pastanemizle ta o yıllardan beri günümüze gelen bir yolculuğu söz konusu. Fakat biz o eski pastane kültürünü bugün itibariyle kaybetmiş durumdayız. Biz de İzmir Pastacılar, Şekerciler ve Pastacılar Odası olarak bu kültürlerimizi yeniden sahip olma adına bir organizasyon yapmayı planladık. Yani biz İzmirliyiz, İzmirli pastacıların, eski pastacılarımızın ve pastane kültürümüzün tekrar hayata kazandırılmasını istedik.
Böyle bir projeyi düşündük. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Sayın Aykut Yenice, değerli genel başkanımla bunları istişare ettik. Hep birlikte güç birliği yapalım dedik. Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu da bu işin içine dahil oldu. Bu arkadaşlarımız da çok aktif, alanında çok aktifler. 64 tane derneğin oluşturduğu, yaklaşık 7 tane federasyonun birleştiği bir konfederasyon. Uluslararası bağlantıları çok iyi, çok mükemmel. Genel başkanı çok aktif. Bu arkadaşlarımız da hem Türkiye'den hem uluslararası yarışmacılarımızı da getiriyorlar buraya. Yarışmalarımızı organize ediyorlar. Çok kapsamlı bir festival bu. Yani içinde yarışmaları da barındırıyor. Tadımları da, sunumlarını da barındırıyor. Tedarikçileri de barındırıyor. İşverenleri de barındırıyor. Tüketiciyi de barındırıyor. Çalışanlar da var. Buradaki bizim asıl amacımız, tabii çalışanlarımız da var. Buradaki asıl amacımız İzmir'in değerlerini, İzmir'in kültürünü önce İzmirlilere. Çünkü İzmir'de bir değer kültür var ama İzmirliler de bunun farkında değil. Bunun gerçek sahibi biz miyiz, değil miyiz? Onu da çok farkında olan yok. Önce İzmirlilerimize, sonra Türkiye'ye, ondan sonra dünyaya biz bu değerlerimizi tanıtmak ve sunmak istiyoruz. Bunlara sahip çıkmak istiyoruz. Çünkü sahip çıktığımız değerler bizimdir. Sahip çıkamıyorsak başkaları gelir bir gün sahip çıkar. Evet. Bunların başında boyozumuz geliyor. İzmir'in bir değeridir. Yani belki 150-200 sene önce, belki 300 sene önce ta işte o seferatlar döneminde bolloz olarak bizim kültürümüze girmiştir ama farklı çeşitlere bürünüp bugünkü görünümünü almıştır. Evet. Ve bunun biz İzmir olarak bunun sahibiyiz. Buna sahip çıkmamız lazım. Onun dışında gevreğimiz var bizim. Biz gevrek diyoruz. İnsanlar anlamıyorlar. Mesela İstanbul'da, Ankara'da gevrek diyoruz. O ne diyorlar? Çünkü orada simit diyorlar. Böyle bir özel bir ürünümüz var. Çıtır gevreğimiz var. Bunu sahiplenmek istiyoruz. Bunun tanıtımını, sunumlarını bütün dünyaya göstermek istiyoruz. Onun dışında lokmamız var. İzmir'in değeridir bunlar. Yüzyıllardan beri, daha Osmanlı döneminden beri günümüze gelmiş. Bu değerleri elimizde tutup sahip çıkmak istedik. Tatlıcılarımız var, pastacılarımız var. Bununla ilgili mesela gözlememiz var, Ege kültürüdür. Bunların hepsine topyekün sahip olabilmek adına ve Türkiye'ye ve dünyaya tanıtabilmek adına bir proje geliştirelim dedik. Pastart'ı oluşturduk. Yani doğru bir ekip kurduk. Pasta Sanatı Festivali. Tabii. Evet, evet. Yani tatlı bir festival bizi bekliyor o zaman hafta sonu. Çok tatlı bir festival bekliyor. Kolay değil yani. Alanında Türkiye'de ilk defa yapılan bir festival. Çünkü içinde hem pastacılığı, hem tatlıcılığı, hem şekerciliği, hem de unlu mamullerini barındırıyor. Bunların hepsi ayrı ayrı bir sanat dalıdır. Biz hepsini birlikte bu festivalin içine dahil ettik. Hepsine ayrı ayrı alanlar oluşturduk. Ayrı ayrı alanlarda icra edeceğiz. Meslektaşlarımızın en uzman olduğu konularda herkesi seferber ettik. Evet. Herkese belirli görevler tahsis ettik. Yani burada çırağıyla, kalfasıyla, ustasıyla, işvereniyle, tedarikçiyle bütün İzmir şu anda tek yürek olmuş, evet, seferber olmuş durumda. Neden? Çünkü çok büyük bir organizasyon ve biz buradan Türkiye'ye de dünyaya da bir mesaj vermek istiyoruz. Biz İzmirliyiz, İzmirli pastacılarız. Bizi de hafife almayın. Bizim de değerlerimiz var. Bizim de ürünlerimiz hafife alınacak ürün değil. Ve biz de liderliğe aday illerden bir tanesiyiz. Evet. Mesajı vermek istiyoruz. Aslında hafta sonu belki İzmir için önemli bir festivalin ilk adımının atıldığı, ileride marka olabilecek bir festivalin ilk günü olacak, Cuma günü. Cuma günü başlayacak. Cuma günü başlayacak. Tabii İzmir hep ilklerin şehridir. Belki de Kültür Park'ta bir ilk yaşanacak. Orada bir de dünya rekorumuz olacak. Dünyanın en büyük pastası yapılacak. İsterseniz ben kademe kademe sokaklardan bahsedeyim. Tabii buyurun. Şimdi bizim bir boyoz sokağımız olacak orada. Yaklaşık yani 500 metre civarında uzunluğunda bir boyoz sokağı gerçekleştirdik. Standlarını kurduk.
Burada Boyozlar, İzmir'imizin bir derneği var, Boyozcuların Derneği. Evet. Boyozlar'ın eşliğinde, onun koordinesinde, sponsorların da destekleriyle burada İzmir Boyozu'nu yaklaşık 15 tane mermer tezgah kurarak hem şovlarını hem nasıl yapıldığını, nasıl olması gerektiğini ustalarımızın da destekleriyle üreterek bütün tüketiciye izletme imkanı bulacağız. Ya üretimini izleteceksiniz. Tabii üretimini izleteceğiz. Çok gerçek boyoz bu. Şimdi insanlar boyoz yiyor ama boyoz nedir? Evet. Nasıl yapılır? Zahmetli midir? Zahmetsiz midir? Ucuz mudur? Kaliteli midir? Biz insanlarımıza bunları anlatmak istiyoruz. Anladım. Mesleğimiz çok değerli ama görünürde değerli değil. İşte ona biz kıymet atfetmek istiyoruz. Yani evet. Üzerine değer koymak istiyoruz. İnsanlar da bilsin ne kadar zahmetli, ne kadar zor bir iş olduğunu, ona göre bakış açıları ona göre değişsin arzusundayız. Evet. Boyozumuzun orada şovları olacak, yapımları olacak. 40 çeşit boyozumuzun sergileneceği standlarımız olacak. Yani İzmir sadece normal boyozla alakalı değil. Yani 40 çeşit boyozumuz var bizim. Hepsini sergileyeceğiz orada. Evet. Buradaki İzmir'in en iyi boyoz ustaları gelecekler, hünerlerini sergileyecekler. Aynı zamanda bu İzmir'in en iyi boyoz ustaları birbirleri arasında yarışacaklar. Onların da en iyisini biz inşallah çıkaracağız ve madalyasını vereceğiz. Yani İzmir'in birincisi, en büyük boyozcu unvanını alacak. 3 gün boyunca yarışmaları olacak kendi aralarında. Şovları olacak, ikramları olacak, sunumları olacak. Onun dışında orada dünyanın en büyük boyozu yapılacak. Sadece şimdi dünyanın en büyük pastasını yapmıyoruz. Biz bunu yaparken boyozcu arkadaşlarımız da dedi ki ya bizim neyimiz eksik? Biz de dünyanın en büyük boyozunu yapalım. Oo, çok güzel. Tabii dedik, yapabilirsiniz. Bunlarla ilgili çalışmalar yaptılar. 3 kilodan başladılar. 4 kiloluk yaptılar. 5 kiloluk yaptılar. 6 kiloluk bir boyoz yaptılar. En son 7'ye çalışacaklardı. Bilmiyorum artık 7'yi yaptılar mı yapmadılar mı. Herhalde Cuma'ya tabii kadar onu bulur bunlar. Hedefimiz 10 ama 10 biraz zor olacak herhalde. Yani 6-7 kiloluk bir boyozu inşallah o gün bütün vatandaşlarımızın huzurunda sunacağız, göstereceğiz. Onun dışında burada biz arkadaşlarımız bir Türk bayrağı çalışması var. Çok büyük bir tepsi yaptırdık. Ona göre fırında pişecek. Boyozdan Türk bayrağı yapıyorlar. Yaptılar, denemelerini yaptılar. Çok da güzel oldu. Kırmızı beyaz ay yıldızlı bayrağımızı yapacaklar ve İzmir Marşı eşliğinde orada bütün vatandaşlarımıza sunumu gerçekleşecek. Tabii orada bir aktivitemiz daha var. Son zamanlarda malum kadına şiddet olayları çok fazla arttı. İçimizi acıtıyor. İstemiyoruz böyle olmasını. Hani bununla ilgili de bir farkındalık yaratmak istedik. Bizim boyozcu, yani bayan boyozcu arkadaşlarımız da var. Evet. Sadece erkek değil, yani bayanlar da boyoz yapabiliyor. Bu arkadaşlarımızın da katılımıyla bir organizasyon düzenlemek istiyoruz. Yani bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Arkadaşlarımız onları şu anda çalışıyorlar. Güzel bir sunum yapılacak. Kadına şiddete hayırla alakalı güzel bir sunum yapılacak. Sonra boyozdan pasta çalışması var şu anda. Bir pasta denemesi yapıyorlar. Birkaç kez denediler. Ne çıkacak önümüze onu da bilmiyoruz. Yani 40 çeşit boyozun herhalde çeşit sayısı da 50'yi bulacak. Tabii olacak. Ya ben sadece tatlarıyla değil, sosyal içerikli mesajlarıyla da akıllarda kalacak bir festival tabii, olacağını düşünüyorum. Tabii oraya bir de sahne kurulacak. Evet. Boyozun geçmişi, günümüzdeki hali, gelecekte bizi neler bekliyor. Evet. En eski boyozcularımızın hayatı, onların ahirete intikal etmiş olanların resimleri, boy boy sokağa yayımlanacak bunların hepsi. Çok güzel organizasyonlar, ses, müzik sistemimiz olacak. İnşallah boyoz sokağı çok heyecanlı geçecek. En güzel sokaklardan birisi olacak. Onun devamında yine Gevrek Sokağımız olacak. Gevrek Sokağımızda da yine İzmir Gevreğimizin, Kumrusu'nun ve unlu mamillerinin ciddi tanıtımları yapılacak, sunumları yapılacak. Yani herkes diyor ki biz unlu mamillerde birinciyiz. Evet. Ama biz o unlu mamillerde birinciyiz diyen illeri ziyaret ettiğimizde yani siz İzmir'e gelmediniz mi hiç diyoruz. Yani biz gerçekten unlu mamillerde çok iyiyiz. Biz bütün Türkiye'yi geziyoruz. Unlu mamiller noktasında çok mesafe kat etmişiz.
Çok ben iddia ediyorum yani İzmir Türkiye'nin en iyisi. Evet. Ama biz bunu anlatamamışız. İşte biz bu festivalde bunları anlatma imkanı bulacağız. Türkiye'deki bütün OTA başkanları, federasyona bağlı 104 tane odanın başkanları bizzat buraya gelecekler, iştirak edecekler yöneticileriyle birlikte. Evet. Kendi üyelerini otobüslerle getirecekler, taşıyacaklar buraya, onlara da gösterecekler. Biz işte bu fırsatı çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Evet. Onun için bütün değerlerimizi, bütün sanatkarlarımızla, bütün işverenlerimizle sonuna kadar kullanıp en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz. Yine Gevrek Sokağımızın dışında Gözleme Sokağımız var. Burada da bizim yufkacılarımız, bize kayıtlı yufkacılar gözlemelerini sergileyecekler, hünerlerini sergileyecekler. Bunların tanıtımlarını ve sunumlarını yapacaklar inşallah. Onun dışında bizim etkinlik alanı dediğimiz, yarışma alanı dediğimiz bir büyük bir alanımız var. Burada da şu anda 10 tane ülkeden katılım sağlandı. Bu 10 ülkeden gelecek yarışmacılar var. Aynı zamanda Türkiye'nin birçok ilinden gelecek yarışmacılarımız var. İzmir'den katılan çok sayıda yarışmacılar var. 20-25 kategoride farklı farklı alanlarda hem canlı yarışmalar yapılacak, hazır mutfak kuruldu, büyük bir hazır evet. mutfağımız var. Girecekler, canlı evet. canlı yarışacaklar. Çok güzel. İnsanların önünde ürünlerini yapacaklar. Televizyon kanallarındaki bana göre soytarıcı yapılan yemek yarışmaları ya da aşçılık onlara, yarışmalarının evet. hepsinin güzel bir cevap olacak. Güzel bir cevap olacak. Çünkü biz de tasvip etmiyoruz. Yani meslektaşlarımız bizim. Yani yarışma programları tamam güzel, eğlenceli, aksiyonlu geçiyor ama ya bu sektöre bir katkısı olduğunu düşünmüyorum. Neden düşünmüyorum? Ya şimdi bir yemek abi yarım saatte veya bir menü yarım saatte hazırlanamaz. Evet. 15 dakikada hazırlanamaz. Yani bu insanları öyle bir hale getiriyorlar ki hazırladıkları menüleri de görüyoruz. Evet. İçler acısı yani. Evet. Hem kendileri mağdur oluyor hem sektör mağdur oluyor. Yani bir aksiyon uğruna, bir reyting uğruna evet. bizim sektörümüze çok ciddi zarar verdiklerini düşünüyorum. Biz tabii böyle yapmayacağız. Gerçek manada bütün ustalarımızın, yarışmacılarımızın belirli süreleri olacak, makul süreleri olacak. Evet. O süreler içerisinde gerçekleştirebilecekleri ürünlerinin tanıtımlarını, sunumlarını yapacaklar. Çok ciddi bir jüri üyemiz var. Dünyanın her yerinden jüri evet. heyeti geldi buraya. Onların eşliğinde inşallah yarışmalarını yapacaklar. Ondan hariç bir de engelsiz yarışmamız var bizim. Yani engelli vatandaşlarımızı da burada düşünüyoruz. Evet. Bu konuyla ilgili İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Onlarla kombiki halinde çalışıyoruz. Özel eğitim kurumlarına bakan hocalarımızla birlikte evet. 16 tane okulu şu an organize ettiler. Biz de kendilerine büyük bir yer tahsis ettik. O arkadaşlarımızla yaklaşık 20 tane engelli arkadaşlarımız gelecekler. Engelsiz yarışmaya katılacaklar. Aslında hiçbir şey engel değildir. Engel kendimiziz. Evet. Yani onların da çok güzel şeyler yapabileceğini biz inanıyoruz, biliyoruz. Nereden biliyorum? Bizim aynı zamanda pastacılık okullarımız var. Meslek edindirme okullarımız var. Biz buraya ara ara engelli vatandaşlarımızı alıyoruz topluma kazandırmak için. Bir dönem iki tane işitme engelli arkadaşımızı biz kursumuza aldık. Ya nasıl yaparız, nasıl ederiz diye düşünmedik. Evet. Aldık. İşaret diliyle biz tabii bilmiyoruz ama öğrendik. Zamanla böyle işaret dilini de öğrendik. Bu arkadaşlarımızı yetiştirdik. Daha sonra istihdam ettik. Ve bunlar gerçekten yetenekli çocuklardı. Şu an sektörde tabii, olarak çalışıyorlar. Şeker hamuru yapıyor, butik pasta çok, yapıyor. Çok güzel. Yani şu an kendi haline, kendi odasında önüne gelen resmi, evet. pastayı veriyorlar. O onu yapıyor. Bu şekilde hayatına devam ettiriyor. Çok harika. Yani bunlara imkan sunmak lazım. Bunlara evet. şans sunmak lazım. Bunların bu arkadaşlarımızın değerli olduğunu hissettirmek lazım. O yüzden biz bu Pastart projesinde birçok yerinde engelli arkadaşlarımıza birçok noktada yer verdik. Evet. Vermek de zorundayız. Dolayısıyla onun dışında Dünya Kupası yarışması olacak burada. Her ülkeden ikişer kişi takım halinde bu hazırlanmış standlarda yarışmalar yapacaklar.
bireysel yapacaklar, sonra grup halinde yapacaklar. Buradan da bizim İzmir'den iki tane arkadaşımızı biz seçtik. Evet. O dünyadan gelen, 10 ülkeden gelen arkadaşlarımıza karşı mücadele edecekler. Bizim milli takımımız hazır diyorsunuz. Hazır, hazır. Tamam. Mesut Aslan diye bir iyi bir ustamız var, Enes ustamız var. İkisini seçtik. Kendilerine çok güveniyoruz. Evet. Başaracaklarını ben biliyorum. Yani Dünya Kupası'nın burada kalacağını, İzmir'de kalacağını biliyorum. İnşallah biz onları yanıltmaz. Tutuyoruz. Tabii inşallah bizi yanıltmaz. Yani tamamıyla 3 günü boyunca her tarafıyla dolu dolu bir organizasyon olacak bu. Evet. Etkinlik alanlarımızda güzel sunumlar olacak. Onun dışında biz bu projede hem üreticiyi, hem tüketiciyi, hem tedarikçiyi bir araya getirmek istedik. Evet. Çünkü üretici, tüketiciye ihtiyacı var. Aynı zamanda da tedarikçinin de üreticiye ihtiyacı evet. var. Hem kendi aralarında birbirleriyle ticari ilişkiler gerçekleştirsinler, hem de üretici de tüketiciye bu ürünlerin ne kadar zor, zahmetli olduğunu hem gösterelim hem de onlarla bağlantı kuralım mantığı yürüttük burada. Evet. Gerçekten de doğru bir proje. Biz sektör olarak, İzmirli pastacılar olarak çok değerliyiz aslında. Evet. Ben İzmir'deki bütün pastacılara, bütün ustalarıma buradan hepsine selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Hepsi benim başımın üzerinde. Hepsi benim arkadaşım. Hepsi evet. benim arkadaşım. Beraber evet. çalıştık imalatlarda. Evet. Beraber yattık, beraber kalktık. Hepsine ben o kadar çok güveniyorum ki. Biz kendi değerlerimizi hep birlikte, hep beraber olarak bütün dünyaya sunacağız. İzmirli pastacılar değerlidir ve biz bunu herkese göstereceğiz. Aynı şekilde İzmirli işverenler, esnaflar çok değerlidir. Gerçekten İzmir'in insanı çok güzel insan, çok hoş insan. Evet. Bir takım sıkıntılar, mali sıkıntılar yaşasalar da, işte ne bileyim, üzerimize son zamanlarda ağırca çöken zamlarla evet. alakalı sıkıntılar yaşasalar da, çok güzel insanlar, hepsinin benim başımın üstünde yeri var. Biz onları temsilen, onları temsil ettiğimiz için onları en güzel makama taşımak istiyoruz. İşte onun için bu tanıtımlar zorunlu, bu tanıtımlar evet. olmazsa olmaz. Bizim İzmirli vatandaşlarımız bu sektörü çok değerli görmüyor. Bir İstanbul gibi değiliz, evet. bir Bursa gibi değiliz, bir Ankara gibi değiliz. Oradaki insanlar bir pastaneye gideceği zaman cebine ona göre para koyuyor. Ha, ben kaliteli hizmet alacağım, biliyor çünkü kaliteli hizmet alacağım ve kalite satın alacağım diye düşünüp ona göre parasını koyup çok para harcayacağını bildiği için bir pastaneye gidiyor. Evet. Ama burada İzmir'de böyle değil yani. İzmir'de pastane ucuz oldu artık. Çok ucuz evet. oldu. Bunların tam ayrıştırılması var. Tabii çok Esnen... tam tersiydi. Biz o değerleri kazanmak istiyoruz. Bu vatandaşlarımızın gözünde de bu sektörün ne kadar zor, ne kadar kaliteli bir meslek olduğunu göstermek istiyoruz. Onun için bu organizasyonu yapıyoruz. Onun için vatandaşı da buraya getiriyoruz. Onun için işvereni de buraya getiriyoruz. Tedarikçiyi buraya getiriyoruz. Biz bir aile kurmak istiyoruz burada. Bakın dünyanın en büyük pastasını yapacağız. Yani hiç akla mantığa sığmaz. Yani bir 500 tane iş yerinin aynı anda bir araya gelip kol kola girip evet. O pastanın 3000 metrekare pastanın bir ucunda işte rol alması evet. akla mantığa aykırı. Evet. Böyle şeyin örneği yok yani görülmemiş bir şey. Evet. Bakın biz onları bir araya getiriyoruz, bir aile olmayı öğrenmemiz gerekiyor. Biz sorunlarımızı çözmemiz için, gelecekte karşımıza çıkacak sıkıntıları ortadan kaldırabilmemiz için bizim birbirimize güvenmemiz, inanmamız, birbirimize sarılmamız, onun dışında bu arkadaşlarla sorunları paylaşmamız açısından bunlar çok önemli. Bunları yapmamız lazım. Aynı şekilde biz bu pastayı 1500 tane ustayla yapacağız. Yani 50 tane, 100 tane ustayı bir araya getiremiyor insanlar. Yani 1500 ustanın bir araya gelmesi. Çok önemli meseleler kesinlikle. Bunlar. 3000 metrekarelik pasta. Yani evet. 3 kilometrelik pasta. Bu porsiyon olarak kaç porsiyon ediyor başkanım? Yani kaç kişilik pasta oluyor? Kaç yani o pastayı yaklaşık 200 bin kişi yiyebilir. 200 bin kişi 200 yiyebilir. Bin kişi yiyebilir. Şimdi ona da girelim madem pasta tabii, dedik. Tabii tabii buyurun. Biz şimdi böylesine kapsamlı bir organizasyonu düşündük, hayata geçirdik.
Dedi ki hani madem böyle büyük bir organizasyon yapıyoruz, o zaman bunu taçlandıralım, bir şeyle evet. taçlandıralım. Buna bir nokta koyalım. Evet. O nokta da böyle akıllarda kalsın istedik. İmzasını otizmli çocuklar atacak. Yani. İmzasını da imza atalım ki herkesin de aklında kalsın evet, dedik. Dünyanın en büyük pastasını yapalım dedik. Biz İzmir'iz. Biz İzmirli ustalar olarak neyimiz eksik yani? Evet. Dünyanın en büyük pastasını yani Alanya'da aşçılar yapmış 2701 metreyle. Evet. Yani düşünün pastamızı bile aşçılar yapıyor. Bir evet. pastacı bile değil. Yani bir pasta rekorunu pastacının kırması gerektiğini düşünüyoruz. O yüzden biz İzmirli pastacılar olarak dünyanın en büyük pastasını yapalım dedik. Peki. Bunu da 3000 metre olarak yapalım dedik. Yeterli alan yoktu. Biz tabii... Evet. Dolandırdınız galiba. Tabii dolandırdık. Sayın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Seher'e de çok teşekkür ediyorum. Bize çok güzel bir alan tahsis etti. Evet. Kültür Parkı tahsis etti bize. Yani alınması çok zor yerlerden birisi. O Kültür Park'ın araba yolunda evet. komple böyle daire şeklinde araba yolunu dönüyoruz. Bize yine yetmiyor. Evet. Bize orta yapısı. Tam orta göbekten bir daha gidiyoruz. Yine yetmiyor. Evet. Lozan kapısından girip uzun büyük gölün olduğu yerde Ay Yıldız'la özür dilerim. Estağfurullah. Ay Yıldız'ı da ben daha önce Aykut Başkan'ın sohbetimizden tabii, hatırlıyorum. Tabii. Otizmli çocuklar evet, mı yapacak? Evet, onu anlatacağım buyurun. Şimdi. Ay Yıldız'la biten bir pasta planladık. Evet. Dedik ki bu Ay Yıldız'ı da ya Yıldız'ını ya da Ay Yıldız'ını beraber otizmli çocuklarımızla, engelli çocuklarımızla birlikte yapalım. Evet. Onların hocaları da işin içinde olsun, bizim ustalarımız da işin içinde olsun. Onların eline de birer palet bıçağı verelim. Evet. Ve dünyaya bir mesaj yayalım buradan istedik. Öyle yapacağız inşallah. Bu pastamızı yaklaşık 300'ün üzerinde iş yerimizle birlikte ortak yapacağız. Her iş yerimizin belli bir metrekaresi var. Evet. Her iş yerimize o alanlarını dağıttık. Onlar kendi ustalarıyla beraber gelecekler, malzemelerini getirecekler. Herkes kendi ünvanına yakışır şekilde pastasını yapacak. Önlerine de biz onların afişlerini asacağız. Broşürlerini asacağız. Üzerlerine de hangi pasta yaptıysa onu, kaç metre yaptıysa, 10 metre yaptıysa 10 metre boyunca ünvanını yazacağız. Ve bunlar tepeden dronlarla, videolarla kaydedilecek. Bu pastanın yapımında yaklaşık 1500 tane ustamız bize destek verecek. Hepsi şu anda çok heyecanlı, hepsi harıl harıl çalışıyor. Pastamızın başında Abdullah Başak ustamız var. O da sevilen sayılan bir çok değerli bir kardeşimiz. Koordinatörü o. Evet. Onun da altında 50 tane A takımı dediğimiz pastacı arkadaşlarımız var. İzmir'in en güzel yerlerinde çalışan iyi arkadaşlarımız. Bunların da altında yaklaşık 40'ar kişi, 50'şer kişi yine arkadaşlarımız ekip, olacak. Böyle kombike bir şekilde çalışacağız inşallah. Tabii bütün bu pasta bu işin şeyi en zoru, en zor kısmı. Evet. Diğer festival alanları, etkinlik alanları bunlar bir şekilde gider. Çok da güzel gider. Pasta pazar günü yapılacak değil mi? Pastayı pazar günü yapacağız. Kaç saatte yapılacak başkanım? Pastayı birde planladık. Bir buçuk gibi başlarsak 1,5 saatte bitirmeyi planlıyoruz. Yani 3-4 gibi o pasta bitmiş olacak. Servise hazır olacak. Tabii servise hazır olacak. Sonra bu pastamızı orada bekleyen on binlerce vatandaşımıza kesip tabaklarla, çatallarla ikram edeceğiz. Sonra kaldıracağız onu, festivalimize devam edeceğiz. Çünkü bitmiyor festivalimiz, devam ediyor. Yani bizim için bu rekor çok önemli. Biz madem İzmir hiç Türkiye'de olmayan böyle bir organizasyona adım attı, böyle bir proje geliştirdi, o etkinliklerin yanı sıra mutlaka böyle bir şeyin olması gerekiyordu. Biz de arkadaşlarımızla bunun kararını aldık. İzmirlileri çok güzel sürprizler bekliyor. Yani dünyanın en büyük pastası İzmir'de yapılacak. Rekor. Orada sektördeki sivil toplum kuruluşlarının birliktelik hareketi de güzel. Yani evet. Bir ayrışma yok. Herkes bu işi sizin odanız, Lokantacılar Federasyonu, evet. Diğer konfederasyon hepsi bir arada yani yapıyorsunuz. İşin güzelliği bu zaten. Evet. Yani böyle olması lazım zaten. Biz hepimiz aynı geminin içindeyiz. Biz evet. herkese bunu anlatıyoruz. Ustamızla, kalfamızla, işverenimizle, tedarikçimizle,
bize ürün satan bütün işletmelerle birlikte biz hepimiz aynı geminin içindeyiz. Evet. Biz birbirimizin derdine merhem sürmedikten sonra, evet, birbirimizin sorununu çözmedikten sonra topyekun yok olmaya mahkumuz. O yüzden yani hep beraber olalım, bir olalım, dir olalım. Yani bir proje yapılıyor ortada. Bu projeye sahip çıkalım. Bu proje bizim projemiz değil ki. Ne Aykut Yenice'nin projesi, ne İhsan Esen'in projesi, ne falancanın projesi, ne filancanın. Bu, evet, İzmir'in projesi. Çok yani güzel. Biz Pastart İzmir diye çıktık bu yola. Dolayısıyla kişisel takıntıları bir tarafa bırakmak lazım. Bazı arkadaşlarımız var. Yani engellenmek bile isteniyor bu proje. Çok, evet, evet, üzülüyoruz, üzülerek söylüyoruz. Yani Aykut Başkanımız da size söylemiştir, bahsetmiştir. Evet, evet. Yani bu bizim projemiz değil. Şahıslara takılmamak lazım. Bu İzmir'in geleceğidir. Bu sektörün geleceğidir. Yani bizim öyle bir hastalığımız var. Başarılı bir iş varsa mutlaka birisi paçadan asılır. Sizin de karşılaştığınız, evet, muhtemelen, evet, odur. Ama ben bunları kulak ardı ederek yolunuza devam edin. Yani Allah'ın izniyle tabii ki sıkıntı yaşatmak istediler. Yaşamadık da değil yani. Evet. Kısmi sıkıntılar yaşadık. Ama hep yollarımız açıldı. Evet. Hep açıldı. Bakın yarından sonra start veriyoruz. Ve bu proje için yani hayal ürünü, hayal mahsulü diyen insanlarımız var ve bu sektörün içinde olan insanlarımız var. Evet. Hep hayal ürünü dediler. Bakın yarından sonra biz start veriyoruz. Evet. Her şeyimiz hazır. Standlarımız kuruldu. Evet. Standların sahipleri geldi, yerleşmeye başlandı. Dünyanın en büyük pastasının organizasyonunu bitirdik. Arkadaşlarımızla hemfikiriz. Hep birlikte yapacağız. Yani yarın... Bugün engel olanlar yarın bizim yüzümüze, bu sektörün yüzüne nasıl bakacaklar yani? Evet. Utanmayacaklar mı? Onlar kendi utancıyla kalsın başkanım. Yani biz Azerbaycan'dan bir taşın üstüne nasıl bir taş daha koyabiliriz? Bunların hesabını yapıyoruz. Azerbaycan'dan büyük bir usta geliyor. Tabii, yani çok büyük ustalar geliyor yani. İngiltere'den evet, geliyor. Evet, evet. Bilmediğimiz yani, tatlar tekrar hatırlatılıyor. Horoz şekeri gibi mesela. Evet, horoz şekeri ustası geliyor. Evet, özellikle genel başkanımız bununla ilgili çok ciddi bir çalışma yaptı. Yani o çocukluğumuzun tatları. Arkadaşımız da bulmuşlar, yani getiriyorlar buraya. Yani. Yani dünyanın en iyi, en ünlü pasta üstadları geliyor buraya yani. Azerbaycan'dan sizin dediğiniz gibi gelen dünyanın en büyük pasta üstadı. Nevin Halıcı, Maria Işın, evet, Ahmet Örs, Nejat Yentürk, yine ismini çıkaramadığım Yunanistan'dan, evet, bir üstadımız geliyor. Yani 7-8 tane bu sektöre emek vermiş, gönül vermiş, mürekkep yalamış, mürekkep yutmuş insanlar, evet, buraya bu projeye geliyorlar. Yani bunları parayla getiremezsiniz yani. Evet, evet. Bakın gönüllü geliyor bu insanlar. Evet. Bir destek sunmak istiyorlar. İşte bizim sektörümüzle alakalı panellerimiz olacak. Bu üstadlarımız bize burada farklı bilgiler verecekler. Ya bunlar çok önemli şeyler yani. Başkanım inşallah bu maya tutar. Ben bunu bir maya olarak görüyorum. Bu hafta sonu yapacak olan festivali. Sonraki yıllar için sanırım bir sonraki festival için hemen zaten hazırlıklara başlayacaksınız. Tabii tabii hemen başlayacağız. Daha büyük bir organizasyon. Her şey çok güzel olacak. Hiç endişemiz yok. Peki. Hani sıkıntı yaşadık mı yaşadık. Her şeyin ilki sıkıntılıdır. Evet. Ama biz inşallah çok eminiz. Emin adımlarla yürüyeceğiz. Lokmacılarımızı da unuttum. Vaktimiz yok, var mı bilmiyorum. Onu. Çok az bir vaktimiz var başkanım. Yine İzmir lokması bizim çok değerli değerlilerimizden. Evet. İzmir lokmasının tanıtımı ve sunumunu da inşallah İzmirli lokmacılar tarafından belli noktalara konuşlandırarak, peki, yapacağız. Başkanım aslında sektördeki diğer sorunları da ben konuşmak isterim. En büyük sorun merdiven altıdır büyük ihtimal, evet, sizin sektörde de. Onunla da mücadele ediyorsunuzdur. Ediyoruz. Tabii ki ediyoruz. Yani vaktimiz etmek zorundayız. Kalmadığı için ben ileriki haftalarda sizle tekrar sadece sektörün sorunlarını, festival dışında, Pastart'ın dışında, Pastart'ı da atlatmış olursunuz. Sektörün sorunlarını konuşacağımız bir programda yapmak isterim. Çok isterim. Ben de çok isterim. Ben şu an süremizin sonuna geldik. Ben son olarak İzmirlilere, Egelilere, bizi izleyen, dünyadaki, evet, izleyen insanlara Pastart'la ilgili neler söylemek istersiniz? Sektöre neler söylemek istersiniz? Sözlerinizi kapatalım. İzmir'in güzel insanlarına buradan çağrımdır. İzmir çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Evet. Ve bu organizasyon için birçok kurum bir araya geldi. Her şeyleriyle seferber etti her şeyini. Bütün vatandaşlarımızın
27, 28, 29 Eylül'de İzmir Kültür Park'ta bizzat katılmalarını istiyoruz. Bütün dünyaya buradan mesaj vermelerini istiyoruz. Evet. Girişler ücretsiz zaten. Çoluğunu çocuğunu alan gelsin Kültür Park'a, bizim kültürümüzü görsün. Festivalimizden istifade etsin. Otursun orada yeşilliklerle, çocuklarıyla çayını, kahvesini içsin, boyozunu yesin, gevreğini yesin, gözlemesini yesin. Dünya rekorunda da mutlaka bekliyoruz. Çünkü biz buradan dünyaya mesaj vereceğiz. Yani dünya birinci haber olarak geçecek bunu. Evet. Dolayısıyla İzmirli pastacıların yanında olsun. İzmirli vatandaşlar İzmirli pastacılarına sahip çıksın. Hep bir olalım, birlikte olalım. En güzel şekilde mesajlarımızı bütün dünyaya sunalım istiyorum. Başkanım, yani bekliyorum. 3 kilometrelik pastanın rekoru olacağı gibi o 3 kilometrelik pastadan çıkacak olan 200 bin porsiyon pastayı yemenin de bir rekor olacağını düşünüyorum. Tabii yani. Biz de 200 bin kişiyi bekliyorsunuz. İftiharla bütün vatandaşlarımıza ikram edeceğiz onu. Peki. Hiç böyle izdihama sebebiyet vermeden, yığılmaya sebebiyet vermeden her şeyin organizasyonunu çok güzel yaptık. Alan çok büyük. Evet. Bütün alana yayılabilir yani 3000 metre alana yayılabilir bütün vatandaşlarımız. Her istediği yerden de hangi pastanenin pastasını istiyorsa da oradan da yiyebilir. Peki. Çünkü hangi pastane Reyhan yapıyorsa Reyhan yazacak üstünde. Evet. Bravo yapıyorsa Bravo yazacak. İşte evet. Küncü yapıyorsa Küncü yazacak. Alsancak unlu mamilleri. Evet. Hepsi kendi ünvanlarıyla kendi pastalarını vatandaşlara sunmuş olacak. Peki. Başkanım ben çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Ben de çok teşekkür ediyorum. Festivalin başarılı geçmesini diliyorum. İnşallah. Evet değerli izleyiciler, Bir Esnafın Kültürsü programının daha sonuna geldik. Haftaya başka bir konukla buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.